Teşekkürler, merhabalar. Günaydınlar. Sen bu selamı bile vermiyorsun, evet, biliyorum. Evet, merhabalar. Korkuyorsun artık. Evet, korkuyorum artık. Böyle alalım önce ilk ben seni. Peki, hoş geldin. Şöyle bırakayım. Öncelikle başın sağ olsun. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Allah sabırlar versin. Amin. Hepimize inşallah tekrar merhaba. Şimdi nasılsın? Şimdi iyiyim. Koruyorum kendimi. Ne kadar oldu ilk bölümü? Babam Eylül ayında öldü. 6 Eylül'de, 4 Eylül'de öldü, özür diliyorum. Benim doğum günümden tam bir ay önceydi. Annem de 2 ay sonra 6'sında öldü. 6 Kasım'da öldü. Herhangi bir rahatsızlıkları var mıydı? Tetikledi mi korona? Yok, babamın venöz yetmezliği vardı sadece ve çok sağlıklı bir insandı ve çok güzel beslenirdi. Hayatı çok severdi ama ona herhalde dinlemedi bizi. Çok dükkanı açmaya devam etti. Herhalde bankadan bulaştı diye düşünüyorum. Para alıp verirken vesaire. Ondan 2 ay sonra annem önce benden 3 gün evvel öksürmeye başlamış. Ben şehir dışındaydım, döndüm. Ben de geldiğimde kendimi kötü hissetmiyordum. Ben hastaneye yattım. Aynı gün annem de başka bir hastaneye yatıyor. Ben yoğun bakımdayken de annemi kaybettik. Ben cenazesine katılamadım annemin. Sen de çok ağır geçirdin. Allah Allah sabırlar versin. Ben %100 bir ölümden döndüm. Hemşireler kutlama yapmışlar ilk. Oksijen, satürasyon diyorlar. Artık tıbbi terimleri de öğrendik hastanede yatarken. İkbal Hanım yaşayacak diye böyle çığlık çığlığa nöbet odasına gittik ve ağladık sizin için dediler. Geçti çok şükür ama tabii şimdi çok daha temkinliyim. Tabii. Bir de moral motivasyonu çok güzel tutmak önemli. Yani önemli ne yersen, değil mi? Kesinlikle. Çünkü benim hastalanmamam lazımdı. Benim o kadar iyi beslenirim, işte asitli içecekler içmem, alkali beslenirim vesaire ve vitaminlerimi de alıyordum. Ama bir şey benim canımı çok sıktı, bir şok yaşadım işle alakalı. Eyvah. Herhalde ondan dolayı bağışıklık sistemi. Doktorlar da söylüyor ama moral motivasyonun düşmemesi lazım. Bu sadece beslenmeyle dışarıdan olan yiyeceklerle beslenme çok önemli. Çok ama önemli onunla ama onunla beraber bir o kadar da psikoloji çok önemli. Orada bana Allah çok büyük dersler verdi. Çok şükür. Çok şey öğretti. Hepsini şimdi konuşacağız tabii. Evet, hepsini konuşacağız. Önüne seninle yaptığımız röportajı izleyelim, VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra canlı canlı burada konuşacağız hepsini. Anne ve babasını kaybeden İkbal Gürpınar'ın gözyaşları. Ben iki şehidin çocuğuyum. Yani onunla kendimi avunduruyorum. Bu zor süreçte en çok neye üzüldü? Başımız sağ olsun diye orada bir tabii çığlık attım. Bütün hemşireler başıma toplandı. Kendi hastalığı döneminde hangi zorlukları atlattı? Hiç pilav yediğimde Allah'ıma şükrettiğimi hatırlamıyorum. Yani özellikle pilav nasip ettin yemeği bana diye. Ünlü sunucunun zor günleri. İkbal Gürpınar, bir dönem sabah programlarında görmüştük onu. Sunuculuğunun yanı sıra seslendirdiği şiirlerle de dikkat çekiyordu. Çabuk geleme anne. Öğretmenler odasında görüşürüz. Seni çok, çok seviyorum. Yaşanan Covid-19 küresel salgını en çok da İkbal Gürpınar'ı sarstı. Bu zor dönemi anlatırken kelimeleri seçmekte ve gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Sevenimin çok olduğunu bu son hastalık döneminde gördüm. Hiç tanımadığım coğrafyalardan yani dualar yağdı. Öyle. Pandemi sürecinde İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve annesi Neriman Dönmez vefat etti. İkbal Gürpınar da uzun süre koronavirüsle mücadele etti. Babam 2 ay önce vefat etti annemden. Babam dükkana gitmeye devam etti. Tarım işiyle uğraştığı için onun çıkma hakkı vardı. Nereden kaptığını bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bankalardan. Çünkü Kırıkkale'deki bankalardan da birçoğu karantinaya alındı. Birçok kişi hastalandı o dönemde. Büyük ihtimal bankadan kapmış olabilir. Yani babama hiç yakıştıramadım hastalığı. Çünkü babam inanılmaz yaşama sevinciyle dolu. Hiç asla hani öleceğini hayal etmeyen bir kişiydi. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışırdı. Hemen ölecekmiş gibi gerçek alimi için yaşardı. İkbal Gürpınar rahmetli babasının son günlerini gözyaşları içinde anlatıyor. Babamın oksijeni yükselince biz tamam iyileşecek dedik ve o gün ilk defa uyumak istedim. Hem anneme bakıyorum, 1,5 saatte bir annemin altı değişiyor. İşte gündüzde yarım saatte bir su vermek zorundayım. Dolayısıyla benim üst üste uyuduğum 2 saatim yok. O gün telefonun sesini kıstım ve o gün babam Hakk'a yürüdü. İnanamadık yani hiç hala da kabullenebilmiş değilim aslında. En sevgiliye gittiği için tabii ki ve Allah'ın izniyle hazır gittiği için
kendimizi teselli ediyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Ben hani şu ağlamalar aslında babam için değil. Yani biz onu bir daha göremeyeceğiz için. Yoksa hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, bu dünyada yaşanan 50 bin sene gerçek alemin bir anına tekabül ediyor. Nasıl olsa görüşeceğiz. Çok kısa bir süre sonra. Ama hani şu anda zaman mevhumu dünyada olduğu için günler geçiyor ve ben her sabah babamın Kur'an sesini dinlemeye alışkın olduğum için bu kez ben Eûzü Besmele'yi çekip sabahları Haşr suresi okumaya başlayınca ağlıyorum ister istemez. Çok şanslı addediyorum kendimi hani öyle bir babanın çocuğu olduğum için. Sonrasında annesi ve kendisi de koronavirüse yakalanmış İkbal Gürpınar'ın anlattıkları herkesin kulağına küpe olacak türden. Bu salgını herkes ciddiye almalı. Sonra kendim hastalandığım günden 3 gün evvel annem öksürmeye başlamış. Ben şehir dışındaydım. Eve geldiğimde annem ateşliydi, öksürüyordu. Hiç annemin korona olacağı aklıma gelmiyor ki yani. Kadıncağız hiç sokağa çıkmıyor ama artık karantina süremiz bittiği için bakıcı gelmişti. Bakıcı izinden mi kaptı getirdi, taşıyıcı mıydı bilmiyorum kimden kaptığını annemin. Onun bir paketten bile gelebiliyor yani. Siz ne kadar korursanız korun kendinizi. Sonra benim ateşim çıktı. Ben de artık gittiğim yerlerde de kapmıştım herhalde. Bir de annemi o gün affedersiniz bakımını yapınca yakın temas oluyor ister istemez. Beni teste tabi tuttular. Korona çıkınca dananam. Başta dedim ki bağışıklık sistemim güçlü, ben bunu atlatırım. Kolay değil İkbal Gürpınar'ın yaşadığı acı. O zor günleri anlatıyor. Anlattıkça gözyaşlarına boğuluyor. Sonra aynı gün annemin de ateşi çıkınca annemi de başka bir hastaneye götürdüler. Ben hep annemin iyi olduğunu, entübe olmadığını biliyorum. Bana öyle yalan söylemişler. Halbuki gittiği günün ertesi günü hemen entübe olmuş. Ben sürekli aile grubuna yazıyorum, oğluma yazıyorum, abime yazıyorum. Aman diyorum annem çünkü Alzheimer olduğu için susadığını, acıktığını falan bilmiyor. Su içiriyorlar mı, ılıtıyorlar mı? Çünkü annem soğuk su içemez. Hep onun için üzülüyordum. Yani entübe olduğunu söyleseler daha az yıpranırdım. Ünlü sunucu en çok da annesini kaybettiği anı hatırladığında üzülüyor. Sözleri yine yürekleri dağılıyor. Beni tam yoğun bakımdan çıkaracaklardı. Aile grubunda kuzenim yazmış başımız sağ olsun diye. Orada bir tabii çığlık attım. Bütün hemşireler başıma toplandı. Cenazesine katılamamak da bir çok hani onu son kez görüp öpememek çok kötü bir şey. Ama bir yandan da diyorum ki nasıl olsa belli bir yaşa gelmişler. Yani çok yaşasan kaça kadar yaşayacaksın? 100 yaşında mı, 150 yaşında mı? Hani zaten hepimiz öleceğiz. Bir de anneminki hayat değildi zaten. Hani annem için oradaki olup biteni de hissetmediğini düşündüğüm için çok içim babam kadar yanmıyor. Babamın aklı başında. Hani o süreçte çok zorlandığını düşünüyorum. Onun için çok üzülüyorum. Şükürler olsun ki eğer günahları varsa bu hastalık böyle salgın hastalıklarda ölenleri şehit olarak gittiğine dair hadisler var. İnşallah ben iki şehidin çocuğuyum. Yani onunla kendimi avunduruyorum. İlk eşiyle evlendiği gençlik yıllarında annesiyle dargınlık yaşadığı biliniyordu İkbal Gürpınar'ın. Hayattayken barışmış olmaları en büyük tesellisi. Çok şükür yani gençken annem babamı üzmüşümdür mutlaka. Ama onların hayatımdaki yerleri çok başkaydı. Annemi affettikten sonra Allah'ım bana onları hizmetkarı olmayı nasip etti. Eğer affetmemiş olsaydım hani çocukluğumda beni okutmamaları, İşte istemediğim birisiyle evlendirmeleri vesaire vesaire. Hatta üniversiteyi ben sonradan okurken okulu bırak diye bana çok böyle baskı yapmaları. Ama onları affettikten sonra Rabbim kalbime öyle bir sevgi verdi ki annemi zaten kızım gibi seviyordum. Beni gördüğü zaman böyle gözünün içi gülüyordu. Hani bir çocuk kendini güvende hissetmez de annesi odaya girer ya hani böyle sevinir. Aynı öyle o sevgiyi bana gösteriyordu. Hiç yüksünmedim, hiç tiksinmedim. Hani başka bir insanı asla yapamam dediğiniz her şeyi yaptım anneme. İyi ki öyle olmuş yani evlat olarak elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum.
Peki İkbal Gürpınar'ın hastanede günleri nasıl geçmiş? Ünlü sunucu o günleri hatırlarken yine duygu seline kapılıyor. Artık böyle hani istiyorsunuz ki birkaç gün geçince katı bir şey olsun. Yani midenize katı bir şey girsin. Böyle bir şeyi isteyeceğimi mesela hayal edemezdim. Pilav istedim. Allah'ım ölüyorum. Bir gün pilav yiyebilecek miyim Allah'ım? O gece pilav çıktı. Pilavların tanesi kaç bilmiyorum ama ondan bin kat daha gözyaşı akıttım pilav için. Hiç pilav yediğimde Allah'ıma şükrettiğimi hatırlamıyorum. Yani özellikle pilav nasip ettin yemeği bana diye. Şükür sahibi bir insan olarak addederdim kendimi. Ama aslında yani %90 şükretmiyormuşum. Nasıl konuşacağız şimdi? Ama çok nasıl güzel ya. Bir evlatsınız ya. Allah çok razı olsun vallahi yani. Şu hastalığı birçok insan şey diyor hani atlatırız grip gibi bir hastalık. İşte hastaneye gidiyoruz tedavi ediyorlar şu oluyor bu oluyor ama insan başına gelmeyince anlamıyor böyle bir şey. Belki sen de bu hastalık zamanı öyle düşünüyordun hani yani iyi besleniyorum bağışıklık sistemim güçlü evet. Gelse de hatta yakalandığın zaman bile röportajda öyle söylüyordun. Ama atlatıyordum aslında Alişan yani çünkü ben çok ciddi olarak kendine iyi bakan bir insandım hala da öyleyim. Fakat orada bir arkadaşım bana bir şey kullanmamı önerdi. Vücuttaki bütün mikropları bitiriyor. Bir damlacık aç karnına içersen dedi. Eyvah. Evet ama meğer tiroidinde bir problem varsa o insan için çok kötü bir şeymiş o. Hani normalde iyi tiroidinde bir şey yoksa. Ben tiroidimde bir problem olduğunu bilmediğim için o bana sordu mu sormadı mı net hatırlamıyorum. Kızcağızı zan altında bırakmak istemem. Ama doktor değildi arkadaşınız değil mi? Psikologdu. Ha, psikolog. Psikolog bir arkadaşımdı. O kendi içmiş. Sordu galiba da ben yok diye düşündüm. Hatırlamıyorum yani. Tam kusura bakmayın bu hastalıktan sonra çünkü konsantrasyonda da tabii. Sıkıntı oluyor. Şimdi B12 vitamini içiyorum. Ondan sonra ilk gün akşamüstü böyle deliryum gibi bir şey geçirdim. Yani duvarları yumruklamak istedim işte. Evet. Halbuki ateşim düşmüştü. Ben bol propolis, omega 3, işte D2, K3 vitamini ki onun da venöz yetmezliği olmayanlar için sadece D'sini içmek lazımmış. Hani benden duyup da herkes de onu kullanmasın sakın olur mu? Çünkü doktorlarına danışsın herkes. Benim çünkü kendi doktoruma sorup da içmediğim için başıma bu geldi. Ateşim düştü, bütün mafsal ağrılarım geçti. Öksürük hiç olmadı bende o dönemde zaten. Halsizlik vardı. Oh geçti hepsi. Hatta ben bahçeye çıkıp güneşlendim. Hani D vitamini alayım diyerek. Ama ikinci günde o şeyi içince, işte adını söylemeyeyim. Millet içmeye kalkışır bilmem ne olur. İkinci gün artık nabzım 120'ye 130'a çıktı. Güm 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 güm. Beden yoruldu. Beden yorulduğu için bağışıklık sistemim düştü ve benim o hani ölmek üzere olan virüs vücudumda hortladı. Ben böyle değerlendiriyorum. Yoksa ben hani ilaç içmeden bu işi atlatacağımdan emindim kendime göre. Sonrasında zaten hastaneye gidince o 8-8 verilen ilaçtan verdiler. Ben o zaman ölüyordum. Onu benden kestiler. Yani herkese iyi gelecek diye bir şey yok. Zaten doktorunla sürekli irtibat halinde olman lazım Allah muhafaza. Sonra bana yüksek kortizon tedavisi uyguladılar. Sen hastanedeyken annen vefat etmiş miydin? Yok. Ben yani aynı yoğun bakımdan tam çıkıyordum. İyiye gidiyordu her şey. O iyiye giderken işte artık telefonumu aldım. WhatsApp grubuna bir baktım. İşte Neriman halam Hakk'a yürüdü başımız sağ olsun oradan diye kuzenim yazınca mesajdan öğrendim ben. Yani iyi ki de orada öğrenmişim. Çünkü yukarıda öğrensem kötü olurdum. Hemen çünkü tansiyonum fırladı. Yani orada müdahale ettiler sağ olsun hemşireler. Ondan bir gün mi iki gün sonra mı normali odaya çıkabildim. Yani ben annemin cenazesine falan katılamadım onu son kez göremedim. Kaç sene küs kalmıştınız? Küslük değil de içimde kırgınlık. Yani annemlerle öyle hiç aramadığımız, görüşmediğimiz zaman olmadı da. Yani işte insan geçmişteki yaşadığı şeyleri neden diye sorguluyor imanın zayıfsa. Çünkü Bakara suresinde diyor ki senin şer bildiklerinde hayır, hayır bildiklerinde şer vardır. Hı. Yani senin için kötüymüş gibi olan şey aslında senin için çok güzel bir sürprizin ön hazırlığı olmuş oluyor. Yani bir paket olmuş oluyor. O paketin içinde esas sürpriz var. Yani ben derdim ki hani bunu şimdi ailemden bana kızabilirler söyleyince ama o kadar kızgındım ki anne babama. Hani ölseler bir damla gözyaşı akıtmam herhalde diyecek kadar soğuktum. Ay. Ama sonra işte bir aile dizimi terapisi yaptırttım.
Orada annemle barıştım. Annemin neden bana karşı soğuk davrandığının sebebi ortaya çıktı. Meğer ilk çocuğu ölmüş. İlk çocuğu öldüğünde de demiş ki ben onu çok sevdim. Allah benim elimden aldı. Aa. Yeni çocuklarım olursa onları da çok seversem onları da benim elimden alır diye düşünmüş. Aa, inanmıyorum. O yüzden frenlemiş hep kendini kadıncağız. Yani aslında bu çok sağlıklı. Bu nerede çıktı dediniz? Aile diziminde çıktı. Ama şimdi ben ona enerji terapistiyim artık. Farklı bir metotta daha üst bir seviyede bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapıyorum. 1,5 yıldır enerji terapisti oldum. Şimdi ben bana o şifa verenler gibi başkalarının şifasına vesile oluyorum. Vesile olanlar gibi verenler demeyeyim. Allah şifayı verir çünkü. Sonra aynı gün annem de çok güzel şeyler yaşıyor enteresan. O aile dizimi yaptırdığım gün. O ölen çocuğu için hiç Fatiha okumamış mesela. Öldüğünü kabul etmemiş. Aradan geçmiş 40 sene, 40-45 sene. İlk defa diyor Yasin okudum. Bir rahatlama oldu bana. Hani onun ölümünü kabul ettim dedi. Sonra annemle kanka olduk. Babamla da. Babamı ben üzdüm evet gençliğim zamanında, gençlik zamanında. Ama babamın çok hayır duasını aldım. Yani son sesini duyduğumda Allah senden razı olsun kızım dedi. Son sesini duyduğum oldu yani. Bana haklarını helal ettiler inşallah. Babanla görüşebildin ama annen Alzheimer olduğu için. Babamın da hastanede öldüğü için babamın da son halini göremedim. Ben karantinadaydım annemle. İyileşecek diye beklerken sabaha karşı o vefat etti. İnanamadım çünkü çok 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 şeydi. Yani diri bir adamdı babam. Hatta yani tez olacak üniversiteye bence ölmeden 3 sene önce bireysel emeklilik yaptırtmış kendine. Düşünebiliyor musun? Yani hani 87 yaşında. 90 küsür yaşında emekli olacak ve sonra bir de oradan para gelsin dedi bana. Daha rahat ederim dedi. Baba dedim sen kaç sene yaşamayı planlıyorsun? Ya o kadar yaşamayı seven bir adamdı. Ama işte küçücük bir şey koca koca insanları devirebiliyor. Yani bu aslında bize hayatımızı sorgulatmalı. Evet. Hiç kimse ne malına, ne güzelliğine, ne sağlığına güvenmemeli ve gerçek aleme hazır olmalı. Yani kesinlikle bu dünya gelip geçici. Hazır şey, mıyız? Şey. Hazır mıyız? Yani küçücük bir şey hepimizi eve soktu. Düşünebiliyor musunuz? Yani havalimanından gelirken yollar bomboştu. Şuna bak dedim kim bunu yapabilir? Hani sıkı yönetim olacak filan da. O da sadece senin sadece ülkende olur. Sadece burası da değil, bütün dünya. Bütün dünyada. Öyle. Mikrofon mu? Kusura bakmayın. Yıllardır canlı yayına çıkmayınca unutmuşum. Anne peki İkbal'cim şey, anne tabii... Kocasının ölümünü falan filan idrak edemedi. Hayır. Değil mi? İlk gün bir enteresan şekilde yemek yediriyordum ona. Hiç sormuyor muydu? Merak etme dedi. Çabuk hemen geleceğim dedi yanına dedi. Ah. Biz şöyle kaldık evde ikim. Hani Allah Allah ne diyor annem filan. Ondan sonra aradan geçti 5-6 gün vazgeçtim gelmiyorum dedi. Kendi kendine konuştu. Gene ötüyor mu hakkınızı helal edin. 2 ay durdu. Yani Allah'tan annem Alzheimer'dı. O dönemde herhalde o da çok kötü geçirdi. Çünkü hastalıktan sonra annem 9 sene kadar önce Alzheimer oldu. Hastalıktan sonra babama çok düştü. Yani İstanbul'da onu ben tedavi ettiriyordum. İlla ben Murtaza'yı göreceğim dedi. Allah Allah. Götürdüm Kırıkkale'ye. Sırf onlar yüzünden ben Kırıkkale'ye taşındım. Yani annem buraya gelmiyor, babamı bırakmıyor. Babam da dükkanı bırakmıyor. Senin mikrofon çocuklar peki İstanbul'da mı yaşıyor çocuklar? Benim büyük oğlum burada bir firması var, iş adamı. Küçük oğlum da Yalova'da 3-4 yıldır babasıyla yaşıyor. Ne güzel. Artık bir uçağına yaklaştık. Peki son bir fırsatın olsaydı böyle annenle ya da babanla son bir görüşmen olsaydı ne söylemek isterdin onlara? Söyleyemediğin bir şey kaldı mı içinde böyle? Yok her şeyi konuştum çok şükür. Yani bu süreçte onlarla beraber yaşamak bana çok şey kattı. Biz her gece imsaktan yarım saat önce kalkıp beraber teheccüd namazları kıldık. Bana eğitim verdi. Kur'an tedavi, Kur'an'la tedavi, ayetlerle tedavi anlamında. Yüzleştim babamla. Yani bütün kırgınlıklarımı söyledim. O da bana söyledi. Bir ağlaştık mı ağlaştık. Ama razı gitti çok şükür. Çünkü korona olunca herkes korkuyor tabii hasta olanlar. Abim şeker hastası. Babamın yanına gitse risk olacak. Hak veriyorum.
Ondan sonra babam dedi ki ben su içemiyorum evladım dedi, yemek yiyemiyorum, bana biri lazım. Hastanelere kimse düşmesin. Allah hemşirelerimizden, doktorlarımızdan milyar kez razı olsun. Amin. Ama hangi birimize koşacaklarını şaşırıyorlar. Artık eskisi gibi herkeste ilgilenecek böyle bir hemşire, hasta bakıcı falan yetişmiyor hastanelerde. Ben dedi açım, hani yiyemiyorum kızım dedi. Babacım dedim ben oraya gelsem anama kim bakacak? Ondan sonra bir bakıcı bulduk. O bakıcıyla babamın kendi bahçesinden meyveler topladım. Bakımını da yaptırttım babacığım bahçenin diye. En son o meyvelerini yedi. Son kursağından kendi yetiştirdiği ağacın meyveleri, sebzeleri girdi. Sonra eğer o bakıcıyı bulmasaydık dedim ki ben anneme birine emanet edeceğim. Annem temizdi çünkü, hasta değildi. Söz veriyorum ben gelip sana bakacağım babacığım dedim ki. İlk zaten hastalandığında evde ben baktım ona. Hani maskeyi takıyordum, eldivenimi giyiyordum. Ben o kadar da hani... hastanede güveniyordun kendine. Kendime güveniyordum. Şimdi hastanede ben yoğun bakımdayken hemşireler, bir ben varım burada, bir de yanımda teyzeler sürekli maşallah değişiyor. İyileşip iyileşip çıkıyorlar, ben oradayım. Bana bakıyor, normal kıyafetinin üstüne tulum giyiyor. İşte o yazlık nasıl dayanıyorlar o sıcağa, o nasıl nefes alıyorlar, anlatamıyorum yoğun bakım hemşirelerin fedakarlığını. Benim işim bitiyor, benim işim bitince dışarı çıkıyorlar. Bütün kıyafetlerini çıkarıp çöpe atıyorlar. Yeniden giyip yanımdakiyle öyle işlem yapıyorlar. Yani birbirimize de mikrop geçmiş. Ben babamın yanına gidiyordum, yani yemeğini veriyordum, ortalığı temizliyordum. Benim bungalovlarım var bahçemde. Misafir için yaptırtmıştım. Babama nasip oldu kalmak. Oraya gitti o. İzole oldu. Allah'tan o zaman geçmemiş ki, hiç olmazsa annemin hani son zamanlarını beraber geçirmişiz. Anneme de, annem zaten bir şey söylesem anlamıyordu. Annem böyle bakıyordu. Kaç sene Alzheimer? 9 sene. 9 Alzheimer. Evet, ama bayağı. İlk zamanlarda bu kadar kötü değildi. Hani son 5 yıldır böyle artık tamamen yatalaktı. Allah rahmet etsin, mekanları cennet amin, olsun. Dediğin gibi öyle bir hadisler var. Salgın hastalıklardan ölenleri şehit sayıldığı gibi. İnşallah bütün hepsi öyle şehit sayılmıştır. İnşallah, Allah katında. İnşallah. İnşallah hepsi cennete gitmiştir. Bir de yani hasta ve yaşlı annesine babasına bakanlarla ilgili çok güzel müjdeler var. İki taraftan, bir taraftan herhalde azıcık alırım diye düşünüyorum inşallah. Şöyle güzel bir anne şiiri bize okusana. Ya sen iyice salya sümük yaptıracaksın. Çok güzel. Ya anne ya da baba, ya da ikisini de hazırladıysan. Anneyi okuyayım o zaman tamam. Önce. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Ben mikrofonu mutlaka steril etmişsinizdir de. Tabii. Gene de şöyle sen tutayım. Yine de. Artık korkuyorum Demetciğim yani. Tabii. Anne. Zannetme ki günler geçti de değişti evvelki hissim gitgide. Bir hırçın çocuğu. Değişmez. Seneler geçse de ben yine buyum. Senden umuyorum teselli yine. Bugün şefkatine, muhabbetine zanneder misin ki yok ihtiyacım? Belki eskisinden daha muhtacım. Dünyanın tükenmez kederlerinden, kalbim kırılsa da böyle derinden, yüreğim büsbütün yese kapılmaz. Teselli bulurum içimden biraz. O derin sevgini hatırlarım da. Her gece titreyen dudaklarımda hasretle anılan senin adın var. Beni terk etmedi. Sevdi daima. İçimdeki bu humma başka sevgilerden yadigar anne. Sevmeyen sevenden bahtiyar anne. Sorma ki başımdan çok şey geçti mi? Ah eğer anlatsam sergüzeşti mi? Nasıl terk edildim? Nasıl atıldım? Anne aldatıldım. Belki her zamankinden fazla severken, bir lahza bahtiyar olayım derken, bilmezsin kaç gece böyle ağladım. Şimdi tecrübem var. Artık anladım. Aşk o bir masalmış. Yalanmış meğer. Seven bir kalp için sığınılacak yer yalnız okuyacakmış. Yalnız o dizmiş. İnsanlar
ne kadar merhametsizmiş. Orhan Seyfi Orhan'ım. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Ya buradan bizi izleyen herkese bu vesileyle şunu söyleyelim ki annesiyle babasıyla... Evet ya. Yani herkes sorun yaşıyor. Barışsın yaşıyoruz. Ben. Yani hiç. Onların yaşadığı dönem başka, bizim yaşadığımız dönem başka. Devir değişiyor, dönem değişiyor, yaşayış değişiyor, anlayış değişiyor ama anne be babaya ne olur herkes saygısını göstersin, sevgisini göstersin. Yani senin annen baban nasıldı? Sana mesela sevgisini gösteriyorlar mı? Babam hiç. Babam hiçbirimize sevgisini gösterdi. Hiçbir gün gösterdi. Babanın kucağına oturup baban okşadı mı seni kızım dedi mi? Yok. Canım dedi mi? Kaç kardeşsiniz? Bir kere üç kardeşiz. Ama sadece bana değil. Babam yani mesela kardeşleri de benim Müzeyyen Alan var şimdi seyrediyor. O da çok babam bir alimdi. Kırıkkale müftüsüydü. Yani Arapça, İngilizce, Fransızca, müzik, kabak kemane. Yani entelektüel bir adamdı. Onun bilgisinden çok yararlanmak isterdik mesela. İşte telefon açıyorum, işim var Müzeyyen deyip kapatıyormuş. Yani bize de öyle. Onun kendi şeyleri var, önem verdiği hayatta. İşte işler, canım babacım benim. Hala inanamıyorum, o koltukta oturuyormuş gibi. Yani çok sevgisini torunlarına da öyle gösteremedi. Allah Allah. Ama neden biliyor musun? Torun sevgisi başka derler halbuki. Yok, şimdi şöyle Demet. Yaşım benden küçük olduğu için Demet diyorsun, hakkını helal et. Mesela hiç yemediğin bir yemek olsun. Mutlaka yemesini diyelim bir stroganoff. Yemedin ama yemediğini düşün. Bunun bana lezzetini anlatabilir misin? Tabii ki anlatamaz. Anlatamazsın. İşte onlar da kendi anne babalarından görmediler ki. Az önce Alişan'ın söylemek istediği de oydu belki. Kendileri göstermek ayıp, öpmek ayıp vesaire. Yani öyle bir gelenekten geldiler. Çok saçma bir gelenek. Dolayısıyla babam bilmediği bir şeyi bize öğretemedi. Annem de korkusundan gösteremedi. Eyvah çok seversem ölür diye korkusundan. Yani ama çok şey öğrendik. Benim annem binlerce şarkı bilir. Babam binlerce türkü bilir, ilahi bilir. Bizim çok güzel yolculuklarımız vardı mesela. Hani bilirdim ki bana bir şey olsa babam kapı gibi arkamda. Hani onu biliyorum ama öyle canım kızım falan öyle bir ilişkimiz yoktu maalesef. Senin şey kızınla babasının ilişkisi yoktu. Ay evet. Ama keşke öyle olsa. Şimdi işte ben güvenli bağ kuramayınca çocuk annesiyle babasıyla maalesef ileriki dönemlerde mutlaka problem yaşıyor. Yani şu anda benim danışanlarımın çoğunun %99'unun ya annesiyle ya babasıyla ya da ikisiyle güvenli bağ kurma problemi olduğu için sorun yaşadığını ortaya çıkarıyorum. Sonra onları böyle travmaları inşallah yok ediyoruz. İşte onlar yaşlanınca, yaş aldıkça onlar çocuk gibi oluyor. Kesinlikle. Onlar senin çocuğun gibi oluyor. Annemi kızım diye seviyordum. Tabii. Yani ben mesela evlenmeden önce hep derdim ki Allah'ım inşallah derdim bana bir... İşte insan böyle konuşunca bile kötü oluyor yani. Bir çocuk sahibi olmak, anne olmak, baba olmak. Biz burada tüp bebek doktorlarımız var. Diyoruz ki bir tane tüp bebek hediye vereceğiz. Binlerce mesaj geliyor. Yani. Bu kadar insan var. Anne olmak isteyen, baba olmak isteyen. Hani o yüzden bir kez daha buradan bizi izleyen annesiyle, babasıyla herhangi bir sorun yaşayan birileri varsa. Yani şu andan itibaren ne olur? Bugünün mesajı bu olsun. Bugünün mesajı bu olsun. Kesinlikle. Gitsinler annelerinden, babalarından. Onlar hatalı olabilir, anne baba hatalı olabilir. Yani hepimiz günahkarız, hepimiz hata işliyoruz, günah işliyoruz ama gitsinler annelerinin babalarının ellerini öpsünler. Çünkü bak şu an en iyi sen yaşıyorsun. Ben kaybetmedim çok şükür. Allah annem babam hayatta ama versin, kaybeden ve sonradan çok pişman olan insanlar var. Tabii. Ve bir daha geri gelmeyecek. Yani şeyler. Bitti, o rahmet kapıları kapandı şimdi benim için. Yani bankaya ne kadar para yatırdıysam o. Bundan sonrası onların amel defterini açık tutmak için yapacağımız çalışmalar. Çünkü biliyorsunuz 3 kişi ölse dahi amel defteri kapanmıyor. Anne babalar. Yani vakıf Çünkü işiyle uğraşanlar, var. Alim olanlar, ilmi yayıldıkça ve annenin babanın işte hani duasını almış hayırlı evlatlar. Onun adına yaptığınız hayırlar, dualar amel defterini açık tutacak hep inşallah.